Osmanlı Devleti'nin son zamanlardaki en önemli ismi Sultan Abdülhamit Han. Onu bugüne kadar çok sayıda anlatan kitap yayınlandı. Yine filmler çekildi ancak ilk kez bir dizide bu kadar geniş kapsamlı bir şekilde ele alınıyor ve anlatılıyor. Payitaht Abdülhamit. Biz de şu anda Payitaht Abdülhamit'in platosundayız, setindeyiz. Yanımızda da başrol oyuncusu Bülent İnal var. Hemen kendisine dönüyorum. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle Sultan Abdülhamit Han önemli bir isim. Canlandırma konu nasıl bir duygu? Vallahi benim için çok keyifli. Şu an çok keyif alıyorum. Tabii başta biraz riskliydi. Çünkü 33 yıl tahtta kalmış, ömrü mücadeleyle geçmiş ve çok sevilen bir padişah. Onu anlatmak, onu oynamak ilk önceleri biraz riskli gelmişti. Çok düşündüm ama sonra oynamak istediğime karar verdim. Zaten daha önceden de Abdülhamit'i biliyordum ve oynamayı istiyordum açıkçası. 33 yıl tahtta kalmış, Osmanlı'nın son dönemlerini anlatıyoruz. Çok zor bir dönemi anlatıyoruz aslında. Bir de herkesin çok hakim olduğu, hakkında çok kitap yazılan bir dönem ve çok kitap yazılan bir karakter. İnsanların çok sevdiği, kalbiyle sevdiği bir padişah. Biraz tabii sıkıntıları oldu ama şu an çok keyif alıyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Ben onu soracaktım. Zorlanıyor musunuz? Çünkü baktığımız zaman kimlik ve karakter olarak çok güçlü bir isim. Zorlanıyor musunuz onu canlandırırken? Yani her bölüme başlarken biraz yine o heyecanı, o sıkıntıyı hissediyorum ama gerçekten iyi bir senaryomuz var. İyi bir ekibimiz var. Çok profesyonel bir ekibimiz var. Rejisi, teknik ekibi, yapımcımız, kanalımız. Herkes dört elle sarılmış bu işe ve bize sadece oynamak kalıyor. İlk bölümlerde tabii daha büyük bir stres vardı ama onu biraz atlattım diyebilirim. Şu an çok az da olsa bir stres var ama keyif alarak devam ediyorum diyebilirim. Peki baktığımız zaman şu anda herkesin çok fazla izlediği bir dizi, severek izlediği bir dizi. Sizce tarihi misyona baktığımız zaman dizi bu noktada misyonunu yerine getirebiliyor mu? Çünkü bugüne kadar Abdülhamit'i çok yanlış anlatan kaynaklar da oldu. Ancak diziye baktığımızda onun gerçek kimliğini, gerçek karakterini de biraz ön plana çıkarıyor. Sizce bu noktadaki misyonu nedir dizinin? Şimdi tabii yani 600 yıllık bir tarih var. İnsanlar bu tarihi merak ediyorlar. Tarih 600 yıl insanlara söylemesi kolay ama çok uzun bir süreç. Yani onun her anını, her dakikasını anlatmak çok zor. Böyle önemli anları, padişahları, olayları anlatıyoruz. Yani bir süredir de bu tarihi dizilere bir merak var. Hem yapımcılar tarafından hem seyirciler tarafından. Tabii Abdülhamit resmi tarihte çok anlatılmamış ya da farklı anlatılmış bir padişah. O yüzden hani seyircinin merakı biraz daha fazlaydı bu diziye. O merak hala devam ediyor. Her bölümde devam ediyor. Tabii ki bu dizinin yani bu bir film, yani bir dizi film olduğu için birebir biz belgesel değiliz. Yani bir tarihi misyonu var da biz işte bir tarih bilgisi verelim diye de bu diziyi yapmıyoruz aslında ama insanlara bir pencere açıyoruz diye düşünüyorum. İnsanlar o pencereden geçmişlerine, tarihlerine bir göz atıyorlar. Oraya dönüp tekrar bakıyorlar. Biraz resmi tarihini anlattığının dışında kitapları karıştırıyorlar. Fikir sahibi oluyorlar, bilgi sahibi oluyorlar. Böyle bir misyonu varsa onu yerine getiriyor diyebilirim. Peki efendim, neden insanlar bu kadar çok seviyor diziyi? Payitaht Abdülhamit yayınlanıyor ve herkes belki de yayınlanmadan önce ekranların başına oturuyor, televizyonunu açıyor, çıkmasını bekliyor ekrana. Neden bu kadar çok seviyorlar? Şimdi tabii Abdülhamit, başta da söyledim, çok sevilen bir padişah. Gerçekten gönülden, kalpten sevilen bir padişah. Yani seyirciyle karşılaştığımda onu hissediyorum. Daha önce de yani okuduklarımdan, gördüklerimden onu anlayabiliyordum. İnsanlar tabii onu ekranda, özellikle bir dizi filmde kanlı canlı görmek istiyorlar. O olaylara, yani daha önce belki okudukları olayları birebir izlemek istiyorlar. Öyle bir merak var. O merakla da, o heyecanla da her hafta ekranın karşısına kilitleniyorlar diyebilirim. Son olarak efendim, insanların tepkisi nasıl? Sizi gördükleri zaman nasıl bir tepki veriyorlar? Ya çok gerçekten bağırlarına basıyorlar. Çok güzel tepkiler alıyorum. Ben de çok mutluyum bu anlamda. Teşekkür ediyorum hepsine. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Abdülhamit Han, Payitaht Abdülhamit dizisinde Abdülhamit Han'ı canlandıran Bülent İnal bizimle birlikteydi diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.